Ben Ramazan Bingöl. Türk mutfak sanatları uzmanıyım. Şeflerimle birlikte lezzetin kökenlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. İyi yemek hem göze hem damağa hitap etmeli. Özenli bir sunum ve küçük dokunuşlar sofrayı bir sanat eserine dönüştürür. Yemek sosyalleşmek için çok önemli bir araçtır. Ben sofrada insan tanıyorum. Bazı anlar vardır ki o anlarda aldığınız kararlar ve yaptıklarınız sizi bir kahramana dönüştürür. Ben ve şeflerim gittiğimiz her yerde kahramanlarımız için özel sofralar hazırlayacağız. Kahramanlar hiç beklemediğiniz bir anda ortaya çıkarlar. İnsanlara umut ve ışık olurlar. İşte bu kahramanlardan biri Konya'daydı. Kahramanımız Ahmet Çeliken, askerde almış olduğu ilk yardım eğitimini kullanarak boğazına kılçık kaçan bir vatandaşı yeniden hayata döndürdü. Onun için şeflerimle birlikte harika bir sofra kuracağız. 30 Ekim 2020, Konya Ereğli'deyiz. Öğle yemeği için balık restoranına gelen Şaban Kaya Aslan zor durumda. Öksürmeye başladım, nefes alamamaya başladım. O anda gözlerim karardı. Artık kendimi kaybetmeye başladım. 45 yaşında bir çocuk babası olan Şaban Kaya Aslan, çaresizce restoranın içerisinde dolaşmaya başlıyor. Müşterisinin nefes alamadığını gören restoran sahibi Mehmet Çelikel hemen müdahale ediyor. Bu başarılı müdahalenin ardından Şaban Kaya Aslan yeniden nefes almaya başlıyor. Belki o olmasaydı, belki şu an burada olmayacaktım. Eğer doğru müdahale yapılmasaydı bir felaket yaşanabilirdi. Askerdeyken öğrendiği ilk yardım tekniğini başarıyla uygulayan Mehmet Çelikel sayesinde. Mehmet Çelikel, o bir kahraman. Konya'dayız. Kahramanımız Mehmet Çelikel için şeflerimle beraber Konya ve Selçuklu mutfağını harmanladığımız bir sofra hazırlayacağız. Bunun için Sille'deki Mutfak Akademisi'ne geldik. Kolay gelsin. Eyvallah, teşekkür ederim. Bugün çok özel bir şehirdeyiz. Konya. Yani Selçuklu'ya başkentlik yapmış mutfak kültürü. İnanılmaz zengin. Onun için bugün Selçuklu ve Konya mutfağından harika bir sofra yapmak istiyorum. Hı hı. Konya'nın çok farklı bir geleneği var yeme içme ile ilgili. Dünyada tek buradadır. Düğünlerde 3000 kişi, 5000 kişi, 10.000 kişi, 20.000 kişiye yemek veriyor. Kaşıkçılar yani kunduracılar dedikleri bir de grup var. Kaşıkları buraya koyuyorlar, bellerinde geziyor, geliyorlar o düğünde patak yiyorlar, yiyorlar. Sonra sirke içiyorlar, o bir düğüne gidiyorlar. Hadi canım. Gelenek burada devam ediyor, ben gördüm. Onun için Konyalılara yemek beğendirmek zor bir iş. Selçuklu ve Konya mutfağından harika bir sofra yapacağız. Tamam. Tarhı çorbası yapacağız. Burada yahni de deniliyor ama tarhının aroması çok baskın. Yani nereye girerse orayı bastırıyor. Konya pilavı kendine özgü bir şey ama Konyalıların damak tadı o kadar gelişmiş ki. Şöyle bir gelenek var evlerde. İki tuzlu bir tatlı, iki tuzlu bir tatlı. Beni böyle sürüp gidiyor. Onun için Konya pilavının yanına çok yakışan bir yemek var. Bunu da özel bir şef getireceğim. Tamam. Gerçek bir Selçuklu yemeği yapacağız. Ondan sonra hoşberim tatlısı. Yer elmasından bir yemek. Burada geleneksel olarak yer elmasına ıldız kökü de diyorlar. Bundan bir zeytinyağlı yemek yapalım. Ve Konya'da olmazsa olmaz bir yemek. Tirit yapacağız. Tiriti de ben yapacağım. Tamam. Yine Konya mutfağında hemen hemen her evde, her yemekte olan bir şey var. Hoşaf yapacağız. Bir de tabii ki Konya deyince akla ilk gelen yemeklerden etli ekmek. Onu da ben getireceğim. Hı hı. Ve böylece harika bir Selçuklu Konya mutfağı. Ve Konya mutfağı yapacağız. Burada halkın çok sevdiği iki ürün var. Termiye ve siyah havuç. Var mı elimizde? Var. Peki bunu sofrada görmek istiyorum. Olur. Size kolay gelsin. Ben diğer malzemeler için yola revan oluyorum. Tamam. İyi bir sofra kuracağız. Tamamdır, merak etmeyin. Sen izledin değil mi videoyu? İzledim ya. Daha önce başına geldi mi senin böyle hiç boğazına bir şey takıldı oldu mu? Ya mutlaka oluyor ama hani o noktaya gelmemiştim tabii. O panik halinde. Gerçekten ilk yardımın eğitiminin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz yine.
Kesinlikle öyle. Ben şimdi tarhun çorbasını yapacağım. Buna tarhun yahnisi ne diyorlar. Onun için önce gerdanlarımı haşlayacağım. Gerdanlar uzun sürede haşlanıyor. Yaklaşık 3-4 saat sürecek. Etin iyice kemikten ayrılmasını istiyoruz. Bu yüzden uzun bir süre haşlanacak. Aynı zamanda bu gerdanları biz tirit yapımında da kullanacağız. O yüzden ben hepsini bir araya koydum ve içerisine biraz soğan ekleyeceğim gerdanları. Ben şimdi soğanların kabuklarını soyuyorum. Daha sonra doğrayıp bütün içerisine atacağım. Düz suyla haşlamak istemiyorum gerdanları. Çünkü düz suyla haşlanınca çok aromatik olarak kuvvetli olmuyor. Lezzetli olması için. Soğanları bu boyutlarda kesiyorum çünkü uzun süre haşlanacak. Çok ufak kesersem içerisine yok olup gidecekler. Kabuklarını soyduktan sonra soğanları soğuk su içerisine bir miktar bekletirseniz eğer gözleriniz daha az yanacaktır. Şöyle kaba kaba doğradığım soğanlarımı içerisine suyunu ekleyeceğim ve bu yaklaşık 3-4 saat kaynayacak. Ben şimdi Konya pilavına geçiyorum. Pirinçlerimi sıcak suda ıslattım. Aynı zamanda kuş üzümlerimi de, onlar da biraz sıcak suda bekleyecek. O arada onlar beklerken ben de pirinçlerimi süzmeye geçiyorum. Pirinçlerimizi sıcak suda bir miktar ıslatıp bekletmeliyiz ki pirinçlerin içindeki fazla nişastası alsın. Ve pilavı yaparken kavururken içindeki nişastası açığa çıkarak pilavımızın lapa olmasını sağlamasın yani. Böyle olmasını istemediğimiz için pirinçlerimizi önceden bekletiyoruz ve bol suyla yıkıyoruz. Konya pilavı burada aslında üzerine kavurma konarak servis ediliyor ve düğünlerde veriliyor. Ama biz bugün yahninin yanında eşlikçi olarak yaptığımız için sade yapacağız. İçerisinde sadece haşlanmış nohut ve kuş üzümü olacak. Ben de yine gerdanın suyundan yapacağım zaten. Tereyağıyla başladım. Tereyağımı eritiyorum. Daha sonrasında pirinçleri atacağım ve güzelce kavuracağım. Uzun süre kavuracağım kısık ateşte. Çünkü pirinçlerin kavrulması dediğim gibi pilav yapımında çok önemli. Pilavın tane tane olmasını istiyorsak eğer kavurma işlemini uzun tutmalıyız. Ortaları şeffaf rengi alana kadar kavurma işlemini sürdüreceğim. Şimdi tereyağım eriyor. O eridikten sonra pirinçlerimi atacağım ve kavurmaya başlayacağım. Daha sonra suyunu ekliyorum. Tuz karabiberini de ekledikten sonra demlenmeye bırakıyorum. Haşlanmış nohutlarımı ve kuş üzümlerimi de ekliyorum. Hepsini birbiriyle harmanladıktan sonra servis ediyorum. Beni çok etkileyen yerlerden biri Ateşbazı Hazretleri'nin türbesi, Mevlana Hazretleri'nin Aşçıbaşı. Dünyada bilinen ilk ve en eski türbe burası Aşçı olarak. Ve ben çok seviyorum çünkü meslektaşız. Buraya gelip ona uğramadan gitmek olmaz idi. Konya'ya gelmişken Karaman Divle'ye uğramadan olmaz. Çünkü dünyanın en iyi 5 peynirinden birisi buradaki Obruk Mağarası'nda üretiliyor. Bu koyunların özelliği ne? Bunlar Ak Karaman koyunu. Mera'da evet. Kurak bölgelere dayanıklı. Aynı zamanda süt oranı biraz daha düşük olduğu için peynirin kalitesi de bu şekilde artıyor. Taceddin Durna, 44 yaşındayım. Bu köyde yaşıyorum. Bu köyün aynı zamanda muhtarıyım. Ya bu Dible Obruk peynirinin sırrı bu koyunların... Bu koyunların sütü ve Meralardaki endemik bitkilerin sütü. Binlerce çeşit ot var ama ağırlıklı olarak kekik ve yavşan. Ondan dolayı mı bu eşsiz oluyor bu lezzeti? Tabii. Aynı zamanda mağarada beklediği için. Kuzeye bakan yamaçtaki otları yediği gün peynir daha lezzetli olur. Güneye baktığı gün yoğurdu lezzetli olur. En lezzetli olduğu dönem ne? En lezzetli olduğu dönem Nisan-Mayıs ayları. Bu arkadaşın adı ne? Kara Şimşek bu. 1800'de? Atmaz. Sizin gelinize yediğine göre dost olmuşsunuz. Bir koyun kaç kilo süt veriyor? Yaklaşık 250-300 gram. Peynirin kalitesi de oradan geliyor. Bu peyniri sadece biz yılda 40-45 ton üretebiliyoruz. Mağaramızın kapasitesi bu kadar zaten. En çok neyi seviyor? En çok şekeri seviyor. Konya şekerini. Dur. Bir dostluk oluşturalım da. Cebimde hep çikolata ve şeker taşırım. Eskiden biliyorsunuz. Maşallah evet. Köylerde dedelerimiz ceplerinde evet, çocukları en iyi sevindirme şekli. Çocuklara. Çocukları en iyi sevindirme şekli. Bu geleneği sürdürmek lazım. Bak şimdi bir anlaşalım. Sana bir bunu şekil veririm ama ben üstüne bindiğinde beni atmayacaksın. Eğitimin bir numaralı tabii formülü şekerdir. Hadi bakalım. Kahramanım için obruk peyniri yapacağız. Bunun için süt lazım. Kara Şimşek'le oraya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım.
Postunu ne yapıyorsunuz? Postunu peynir derisi, peynir dışına olarak kullanırız. Koyun, keçi, özellikle kuzu derileri daha güzel olur. Ve 2 kilogram, 2,5 kilogram olarak tulum haline getiriyoruz derilerini, yünlerini temizledikten sonra. Kırkım yapıyoruz yani senede bir kere baharın kırkım olur. Benim adım Meryem Al, 18 yıldır buradayım. Bir yukarı köyden geldim buraya. Böyle bir şey duydum demin bir çobandan. Biz bu obruk peynirini yemezsek dağlarda, bayırlarda gezemeyiz diyorlar. Bu peyniri çobanlar özellikle antibiyotik özelliği olduğu için her gün tüketirler. Evet, meşhur Karaman'ın koyunun sütünü sağdık ve geldik. Dışına dökme sakın. Evet, doğru, bu altın gibi değerli, evet, çok büyük emek var. Altın gibi değerli. Şimdi bu süt kaynayacak mı? 32 derecede ısıtacağız işte. Dereceyi nasıl ayarlıyorsun? Elimizle. Kaç olmuş. Derece? 32 olmuş. Derece olmuş peynirimiz. Tam 32 derece. İnanılmaz bir şey. Ustalaştık. Kupları da 32 değil ama sıcak. Sütümüzü ısıttık, mayayı döküyoruz. Karıştırıyorsun güzelce. Süt ile maya birbirine iyi bulursun. Ne kadar kalacak bu böyle? 1 saat kalacak. Bekliyoruz şimdi. Peki. Beklettikten sonra üzerini açıyoruz. Kırma işlemi yapıyoruz, kırıyoruz. Buna ne diyoruz abla? Tulum diyoruz. Bu neyin derisi? Keçi mi, koyun? Koyunun derisi. Nasıl bu hale getiriyorsunuz? Isla diyoruz. Bir gün bekliyor suda, yumuşuyor. Adım Emine Öz. 36 senedir bu köydeyim. Ben aslım Karamanlı. Böyle dikiyoruz. Deneyim mi ben? Şöyle mi geçiriyoruz? Bu yana, o yana diye bu tarafa geleceğiz. O yana ağız olacak. Yorma, güzel olmuyor. Öyle yaptım, bak toplanıyor. Bir daha deneyim. Kaba yapıyorum. Olmuyor, böyle yukarı yapacak, düzgün duracak. Ramazan Bey bize yardım etmeye çalıştı, dikemedi. Onun diktiği iyi olmadı. Kaç senedir bu işi yapıyor teyze? 35 senedir yapıyorum, 40 senedir. Seviyor musun bu işi? Seviyorum, benim geleneğim bu. Her işin bir ilmi var. Anadolu insanı irfanı ile müthiş bir ilim sahibi. Doğal şekilde en doğru olanı bulmuş. Değil mi teyze? Tabii. Öyle. Anadolu kadını. Anadolu kadını. Emektar, çok şey, fedakar. Erkekler yapıyor mu bu işleri? Yapmazlar. Ya kulak, yapan da vardır da bizikiler yapmaz yani. Ne yapıyorsun kiler? Bizikiler hazır basılmış alıp gidip oprağa koymayı biliyor. Bu köyde biz hanımlar her türlü zahmetini çekeriz. Sağımından peynir aşamasına kadar. Onlar da deriye basıldıktan sonra oprağa kor, parasını da cebine kor. Peyniri biz dünden yaptık bu peyniri. Kazanda pişirdik, su bastırdık, evet, süzdük. Şimdi biz bunu ovcalayacağız, tuzlayacağız, deriye basacağız bunu tuluma. Eğer yeterince tuz olmazsa peynirimiz tadı iyi olmaz. Acı yapar, beslemez. Tuz besliyor tulumumuzu. Tamam, tuzuna bak, bir basalım. Tuzu az. Biraz tamam, daha vurma dur. O zaman vuracağım. Biraz daha. Ben basayım, oradan sonra sen de olur. Bunu böyle pekiştireceğiz. Değilse bozulur sıkışmayınca. Bir de inleleyeceğiz bunu böyle yaparken, suyunu dışına atmanın için. Buradaki köylü ablalarımız burada bunu yaparken çok değişik bir teknik kullanıyorlar. Resmen bir mühendislik harikası. Şimdi bu peyniri esas mağaradan sonra ne hale geleceğini çok merak ediyorum. Peynirimiz hazır. Şimdi bunu mağaraya koyacağız. Mağaraya koyacağız. Kaç metre derinlik mağara? 33 metre. 33 metre? 33 metre derinliğinde. Nasıl ineceğiz peki oraya? Asansörümüz var. Asansör? Asansör var. Gerçekten asansörmüş ya. Asansör tabii. Ben şaka yapıyor zannettim. Milyonlarca yıllık mağaraya asansör. Hayretler içindeyim ya. Yani 33 metreye ineceğiz yani. Tabii ki 33 metreye ineceğiz. Bu ne ya? Koku, bu hava. Öyle bir yerdeyim ki anlatamıyorum. O kadar müthiş bir şey. Sanki birileri buralarda yaşamış. Yani çizimler falan bile var. Bunları tarihçilerin bakması gerekiyor bu işe. Kaç metre uzunlukta burası? Burası 236 metre uzunlukta. Kaç ton peynir alıyor burası? Burası 45 ton civarında peynir 45 alır. 45 ton. Yukarıya çıktıkça hem mağaramızın üst kısmı ısınıyor, hem de gerekli dahyayı, gerekli kırmızılığını almıyor. Peki bu tabii bu kadar çok peynir falan var. Fare, böcek bir şey oluyor mu? Hayır, kesinlikle herhangi bir hayvan olmaz. Oo, burada. Oo, hazine buradaymış ya. Başka mağaralarda bırakılan peynirler kesinlikle kızarma. Ama bizim buraya bıraktığımız peynirler illa kırmızı olur. Allah alem, bu mağara binlerce yıllık bir mağara. Isı derecesi hiç değişmiyor. Hep sabit, hep 4 derece. Buradaki bakteriler de peyniri hem lezzetini, tadını, aromasını, rayihasını çok farklı bir şey yapıyor. Ama bence çok daha garip olanı, İtalyanların küflü peyniri var, Fransızların Roquefort peyniri var. Onunla yarışır mı? Yarışır. Hatta bence kat ve kat geçer. Yeter ki biz bunu anlatalım, evet, ve tanıtalım. Burası neresi? Burası
bir alttaki ranzaların bir üst kat ranzamız. Oo, burada da daha başka hazine varmış. Evet. Biz burayı şey de yapamıyoruz. Yani herhangi bir restorasyon, iyileştirme de yapamıyoruz. Yapma sakın. Bu doğallığı sakın bozmayın. Dengeyi bir bozarsanız evet, daha toplayamazsınız. Buradan tarihe not düşüyorum. Buradaki bakterilerin sırrı çözüldüğünde belki de insanlığın birçok çözüm bulamadığı hastalığın sırrı da çözülecek. Ben peynirimi koydum. Koydum. 5 ay sonra gelip alacağım. İnşallah nasip ama olursa. Ama benim bu akşam çok önemli bir konuğum var. Güzel bir sofra kuracağım. Bana burada en iyi olgunlaşmış peyniri istiyorum. Bugün misafirimiz olan Ramazan Bey kahramanlar için bir sofra hazırlıyordu. Kendisine biz de bu tulumu Ramazan Bey vasıtasıyla ileteceğiz. Kendisine şimdiden afiyet olsun diyorum. Hazır mı yemekler? Hazır. Çorbamız ve pilav bitti. Gel. Çok zor ve uzun bir süreçten geçiyor bu peynir. Yani belki de dünyadaki en uzun süreli yemeğe hazır olan peynirlerden biri. Şifası ve lezzeti saymakla bitmiyor. Şimdi bu peyniri bir kesme tekniği var. Eğer ki diğer peynirler gibi kesersen bozuluyor. Yani buradan başlıyorsun. Hı hı. Yedikçe böyle gidiyorsun. Evet, dilim dilim. Yani başlangıcı burası. Şöyle bir bak küfü görüyor musun? Evet, içinde de yeşil küf var. 300 sen küflü peynir yedin mi hiç hayatında? Yedim. Ama böyle yememiştir, bir tat mı kaldı? Biz bunu sabah ayırırız da öyle. Ben size çorbadan koyayım. Şu tarhanın kokusu var. Evet, çok güzel. Mevlevi kültüründe bir nezaket var Selçuklu'da. Diyelim ki 10 kişi sofranın başında yemek yiyoruz. Yemeği bir an durdurdum. Herkes kaşığını koyuyor ve bekliyor. Geri yemeğe dönene kadar hiç kimse yemeği yemiyor. Buradaki nezaket ve adalet anlayışı nedir? Ozan 5 kaşık yediyse ben de 5 kaşık yemem lazım. İşte oryantalistlerin ve birçok kişinin anlamadığı nezaket bu Osmanlı ve Mevlevi sofrasında. Bu arada çok güzel ama biraz daha tarhun olsun. Atalım biraz. Lütfen bunu deneyin. Patates kızartmasına tarhun ve toz biber, acısız toz biber pilavdaki püf nokta. Eğer ki bu üçünün pişme ayarını iyi ayarlayamadığın vakit ağzında birisi çok yumuşak, birisi çok sert. O zaman pilavın özelliği bozuluyor. Bak üçünün pişme dengesini iyi ayarlamış. Afiyet olsun. Tebrik ediyorum. Hadi size kolay gelsin. Ben diğer malzemeler için yola revan oluyorum. Eyvallah, size de kolay gelsin. Balık yemeye gittim. Yemeği yerken boğazıma kılçık takıştı. Öksürmeye başladım. Nefes alamamaya başladım. O anda gözlerim karardı. Artık kendimi kaybetmeye başladım. Mehmet arkadaşım sağ olsun geldi. Bana yardımcı oldu. Ve nefesim açıldı. Ramazan Bey ve ekibinden kahramanımıza yakışır bir süper bir sofra hazırlamasını istiyorum. Soframda tandırda pişen lezzetler de istiyorum. Bunun için Karakaya köyünde Habibe ablanın yanına geldim. Adım soyadım Habibe Karakaya. Karakaya köyündeyim. 16 yaşımdan beri yapıyorum ekmeği. Sen kemireleri getir. Kemre? İneklerin, tanaların kükresi kemire. İneklerin, koyunların ya tezek midir? Tezek, biz kemir ederiz bu. Koyun kemiresi, inek kemiresi. Kemre yani bir anlamda tezek ile yapıldığını ilk defa görüyorum. Tezek de taşımak varmış. Koku da berbat. Nasıl ekmek olacak bundan merak ediyorum. Yani ekmeğin lezzeti, tütsüsü. Habibe abla yeterli mi bu? Bunu kayıtlayalım, ekmezi bir daha getirin. Şurayı kapatma, buradan hava alacak, yanacak. Şimdi ne yapıyoruz burada? Yanacak, ateş olacak, ekmek yapışacak. İşi çok. Hiç bıkmadın mı bunu yapmakta? Olay mı? Yok, ne yapalım da yiyeceğimiz inecek o ekmek. Evet, tandırımızda alevi gitti, şimdi köz kaldı. Ekmek, hamur bu tür pişirilen işlerde temel kural. Eğer ki alevli bir şeyde pişerse dışı pişiyor, içi hamur kalıyor değil mi? Her onun için köz olmasını bekliyoruz. Köz olacak. Cilalı yiyeceğiz. Cilalıyor muyuz? Buna cila mı diyoruz? Cilalı ayırtın. Karası gidecek. Karası gidecek. Ekmek yapıştırıp hamur bakmayacak. Habibe abla çok pis. Hamuru yayarım, bir tarafını sularım, bir yapıştırırım tandıra. Acemilik zamanında düşerdi, iyi yapamazdı. Sonra alıştık, şimdi yaparız. Eli yanmasın. Yok, yanmasın. Şöyle yapıyoruz değil mi? Ana sen yapama, onu nasıl yapıştıracaksın?
Aha. Düşürdün ya. Düştü. Nasıl alacağız onu? O ne kanacak, pişecek. Canını arkaya gelecek. Onu ben yiyeceğim o zaman ceza olarak. Abi abla kapatalım mı ağzını? Kapat kapat. Tamam. Bu ne yapıyor? Havayı içeride mi bırakıyor? Daha mı çızıp şişiyor? Kızdırıyor ateş. Kaldırayım mı? Kaldır bakalım. Ben de alabilir miyim? Dur öndekiler pişsin öyle. Şu güzelliğe bak, şu güzelliğe bak. Habibi abla, bu nasıl böyle lezzetli oldu ya? Doğal oldu hocam. Çok da güzel kokuyor. Bak benim yaptığım nasıl belli? Modelli senin ekmekli. Modelli değil mi? Modelli. Şekilli. Orada bir var. Şunu bile Habibi abla israf etmiyor. Yani biz olsak bırakırız. Bırakırım yanar. Ne? Ya senin elin nasıl yanmıyor? Yanıyor ama ne yapacağım işte? Yansa da anlayacak o. İnanılmaz bir şey. Ben elimi soğutmamla çekmem bir oldu. O kadar sıcak. Ama Habibi abla hiçbir şey olmamış gibi elini sokuyor, çıkarıyor falan. Bu beni hayretler içerisinde bıraktı. Habibi abla şimdi ne yapıyoruz? Börek yapıyoruz. Peynirli etli. Bu küflü peynir mi Konya'nın? Turluk peyniri. Habibi Gözde bu nedir ya? Böyle bir lezzet olabilir mi? Bence kahramanımız da bu ekmeği çok seviyor. Ben şimdi Konya'nın meşhur termiyesi, obruk peyniri ve siyavucun kalarak soğuk bir makarna salatası yapacağım. Siyavuç bol miktarda A, C, K vitaminleri içeriyor. İçerisinde magnezyum, çinko, potasyum da bol miktarda var. Ayrıca kırmızı havuca göre 30 kat daha fazla antioksidan barındırıyor. Bu yüzden son derece besleyici ve bizi hastalıklardan da koruyor. Suyla açtım çünkü öbür türlü çok koyu bir kıvamda olacaktı. Şimdi onları süzeceğim. Şu bone takıyorum ben süzgeçime çünkü bu daha ince bir şekilde süzmemi sağlayacak benim. Siyah havuç birçok alanda renklendirici olarak kullanılıyor. Hatta kırmızı renklendiriciler sınıfında en ilerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi böyle çok koyu renkli bir suyumuz ortaya çıktı. Bu bizim için doğal bir gıda boyası işlevi görecek burada. Ben kuskuslarımı haşladım ve süzdüm. Gördüğünüz gibi böyle morumsu bir renk aldı. Şimdi içerisine kıydığım maydanozları atacağım. Dereotunu atacağım. İnce ince domateslerimi doğramıştım. Onları karıştıracağım. Termiyenin kabuklarını ayıklamıştım. Termiyeyi de içerisine karıştırıyorum. İçerisine bir miktar da peynir ekleyeceğim. Normalde bu yemek Konya mutfağına ait bir yemek değil. Fakat ben Konya'ya özgü bu ürünleri tek bir yerde birleştirmek istedim. Peynirlerimi kıyıyorum ufacık ufacık. Biraz zeytinyağı ekliyorum. İçerisine çok tuz koymayacağım çünkü peynir yeterince tuzlu. Yeterli benim için. Ben şimdi Uzak Doğu mutfağından türemiş bol dediğimiz bir yemek yapacağım. Bol çeşitleri şöyle poke bol, vejetaryen bol ve smoothie bol olarak üçe ayrılıyor. Bugün vejetaryen bol yapıyoruz. Normal salataya benziyor aslında. İçerisinde yeşillik olacak ama normal salatadan farkı şu ki bu besin çok doyurucu. İçerisinde karbonhidrat, vitamin, mineral vesaire bütün besin değerleri yüksek yiyecekleri kapsıyor. İlk olarak ben yeşillikleri parçalayarak başlıyorum. Yeşillikleri bıçakla kesmiyorum çünkü yeşil yapraklı sebzeleri metalle kestiğimizde çok fazla oksijen temas ettiği için içerisindeki bütün değerini kaybediyor. O yüzden şöyle elimle biraz büyük parçalar olarak bölüyorum. Soslama işlemi için ise kenarda bir vinaigret hazırladım. Vinaigret da bir salata sosu aslında. İçerisinde zeytinyağı, tuz ve asit var. Asit olarak ister limon suyu ister sirke kullanabilirsiniz buradan. Vinaigret'imi sıkıyorum. Salatalarda her zaman ilk olarak yeşilliğimizi ayrı bir kapta her yere eşit miktarda dağılacak şekilde soslamalıyız. Daha sonra tabağa koymalıyız. Tabağa koyduktan sonra üzerine döktüğünüz sos hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Yeşilliklerimi dizdim. Üzerine bir miktar pancarlarımı diziyorum. Tabii ki burada da çok kullanılan bir ürün olduğu için karbonhidrat olarak ben termiye kullanacağım. Siyah havuç da kullanacağım. Aynı zamanda siyah ve beyaz turp da kullanacağım. Bu şekilde pancarlarımı da dizdikten sonra ürünüm hazır. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Ekmeklerimiz. Evet be. Ve bir tane daha sürprizim var Burç. Tandır ekmeği. Bu da tandır böreği. Öyle mi? Tereyağıyla bunu yiyorsun, aklın gidiyor. Şimdi bu tandır ekmeğinden ben trit yapacağım. Tamam. Geldiğimiz saatten sonra. Siz de bana zaten biraz yardım edeceksiniz. Hızlı olmamız lazım. Misafirler tabii gelecek. Peki bu arada hazır bir şeyimiz var mı? Var. Ben şöyle bir soğuk salata yaptım. Termiye, siyah havuç ve getirdiğiniz obruk peynirini kullandım. Konya'nın bütün özel şeyleri burada. İyi bir fikir. Budur. Afiyet olsun. Burçin, senin salatan çok güzel yapmışsın. Tablo gibi. Şu güzelliğe bak. Hep söyledim.
hep söyleyeceğim. Yemek kadar görüntü önemli. Şu insan şuna baktığında içi açılıyor yani. Rengi bir abi. Emek var burada. Teşekkür ediyorum. Tiridimizi yapalım Ozan. Tamam. Tiridin temel mantığı Anadolu'da bayat ekmeği değerlendirmek. Ya asla Anadolu'da şu kadar bile ekmek çöpe gitmez. Nefis bir yemek. Çok iyi bir aklın ürünü bu. Bunu fırında biraz kurutalım. Tamam. Fırına da girince çıtır çıtır oldu. Ve çok besleyici bir yemek bu. Kışın mutlaka çocuklara haftada bir yapmak lazım bu yemeği. Ekmeğimizi tiritte batırıp çıkarıyoruz. Çok fazla tuttuğumuzda hamurlaşır. Şöyle bir şekil verelim. Yeterli. Yoğurdumuz süzme olacak. Eğer ki sarımsağı seviyorsanız eser miktarda sarımsak koyabilirsiniz. Yoğurdumuzu koyduk. O zaman bana biraz domates ve maydanoz doğra. Tamam. Sen de soğan doğra. Tamam. Ama çok iri olmasın soğanlar. Şimdi eti tiftikliyoruz. Soğanımız hazır mı? Hazır. Evet, şöyle. Bu da biraz zevke bağlı bir şey. Soğanı seven biraz fazla koyabilir. Acıyı seviyorsanız acı biber de koyabilirsiniz buna. Bu da mevsiminde Konya'nın kokulu domatesi çok güzel olur. Eti bol olması gerekiyor. Bu işte püf noktası bir anlamda etin bütün domatesi, biberi kaplaması gerekiyor. Bazı yemeklerde olmazsa olmaz vardır. Bu yemekte de olmazsa olmaz sumaktır. Maydanozumuz geldi ve yemeğin baş tacı. Tereyağımız. Şanlıurfa'da kebap, Gaziantep'te baklava, neyse Konya'da da etli ekmek odur. Bunun için en iyi etli ekmek yapan yerlerden birine geldim. Kazım Usta, niye zırhla çekiyorsunuz? Şimdi etli ekmek içi hazırlıyoruz Ramazan Bey. Zırhla çekmemizin sebebi domates, biber, soğan. Blender'da çekilip de aroması kaybolmasın, sıvılaşmasın. Ve etli ekmeğin içerisinde görünsün, diri dursun diye. Ben Kazım Yazar, 50 yaşındayım. 35 yıldır yeme içme sektöründe restoran işletmekteyim. Ne farkı var lahmacunla etli ekmeğin? Hem içerikte hem hamurda etli ekmek ve lahmacun birbirinden çok ayrı şeyler. Ver bakalım ustam. Sebzeyi ezmemesi lazım. Yani sağ elinizde biraz daha atılmak lazım. Evet. Evet. O mayasız hamurdan yapılan etli ekmeklerde, etli ekmek biraz soğuduğu zaman hamur sertleşir, yenmez. Eti ne kullanıyorsunuz? Dana kaburga kullanıyoruz. Hafif biraz yağlı olması lazım. Lahmacun yani etli ekmek Arapçada. Tabii Osmanlı üç kıtaya hüküm sürdüğü için bu oralardaki de Türk mutfağı ve Osmanlı mutfağı sayılıyor. Çünkü oralardaki en iyi mutfak kültürünü alıp gelmişiz. Bir etli ekmeğin içeriğine 220 gram et, 170 gram sebze girmesi lazım. 220 gram mayalı hamurda taşıtılabilir. Çok ciddi et koyuyorsunuz yani, ya. Yani gerçek etli ekmek gerçek bu. Gerçek etli ekmek. Etli ekmek diyorsun bu. Yani. Konyalı haftada 3 gün etli ekmek yemese olmaz. En az 1500-2000 tane mahalle fırını vardır. Bu işler evde hazırlanır. Mahalle fırınlarında sıraya geçerler. Ramazan abi içimizi hazırladık. Şimdi etli ekmeğimizi yapacağız. Bunu bu hamurun üzerine durdurmak marifet ister. Biz bunu ince uzun değil de kısa ve geniş. Yani Konya etli ekmeğinin eni 30 santim, uzunluğu 60 santimi geçmez. Etin bolluğuna bakar mısınız? Makinede çekilmediği için sebze üzerine gürüküyor. Bu piştikten sonra da yerken de sebzenin aromasını, tadını etle beraber alabileceğiz. Gerçek etli ekmek bu. Ramazan abi bizi aradı. Bir kahraman misafir ağırlayacağını söyledi. Biz de o kahramanın hakiki gerçek etli ekmeğini yemesini sağlayalım dedi. Mevlana Hazretlerinin huzuruna gittiğimde şu sözü beynimde yankılandı. Hamdım, piştim, yandım. Mevleviliğin ilk kurallarından biri mutfakta pişmektir. Zeytinyağlı yer elması yapıyorum. Bu yörede ıldız kökü de deniyor yer elmasına. İlk olarak yer elmalarımı güzelce soyuyorum ve limonlu bir suda bekletiyorum. Daha sonra diğer yandan soğanlarımı ve havuçlarımı doğruyorum. Zeytinyağımızı döküyoruz ve içerisine soğanlarımızı atıyoruz. Güzelce kavurduktan sonra havuçlarını ekliyoruz. Havuçlarla birlikte kavurduktan sonra yer elmalarını yani ıldız köklerini de ekliyoruz. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Kavurma işlemimiz bittikten sonra suyunu veriyoruz. Tuz, karabiber ve limon suyunu tabii ki veriyoruz. Ve demlenmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz hazır olmuş oluyor. Servis ediyoruz. Evet, ben şimdi höşmerimi yapacağım. Fakat bu Konya usulü bir höşmerim. Bu tatlının içerisinde şeker sonradan ekleniyor. Önce kaymağımı koyuyorum. Ona bol miktarda kaymak giriyor. Daha sonra içerisine tereyağını koyuyorum.
Bunlar bir güzel eriyecek. Bu tatların özelliklerinden bir tanesi de içerisine koyacağımız un miktarının iki katı kadar kaymak var. Kaymak ve tereyağı neredeyse eridi. Şimdi bir yandan ısınıyor. Biraz bekleyeceğim. Tereyağım ve kaymam eridi ve yeterince ısındı. Şimdi içerisine unu ekliyorum. Burada önemli olan nokta bunun topak topak olmaması. Kıvamına göre un miktarını ayarlayacağım. O yüzden hepsini hemen koymadım. Ama yaklaşık olarak kaymağın yarısı kadar koyuyorum bunu. Güzelce renk alana kadar kavurmaya devam edeceğim. Pöşmerimi iyice kavurdum ve unum iyice renk aldı. Yeteri kadar kıvam aldıktan sonra bunu tavaya alacağım. Tavaya güzelce yaydıktan sonra tavada her iki tarafında güzelce karamelize edip servis edeceğiz. Evet, benim höşmerimim bitti. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İşte efsane Konya etli ekmeği. Bunu soğumayacak bir yere koyalım. Tamam. Sofrada güzel bir sunumla olur. Misafirlerimize ikram edelim. Helvamız hazır mı? Tam helva biterken geldiniz siz de. Oo, sıcak sıcak. Üzerine bal koyacağız. Aa, kokuya bak. Şöyle balımızı da bırakalım üzerine. Çok sıcak, dikkat edin. Höşmerimin de ağzı yakması da fena olur. Aman yanmayın. Budur. Eyvallah. Çok güzel. Ve Burçin, sen ne yaptın? Zeytinyağlı yer elması. Budur. Afiyet olsun. Bugün çok iyi. Her şey çok iyi. Tam Selçuklu'ya yakışır bir sofra kuracağız. Şimdi arkadaşlar, siz devam ediyorsunuz. Ben konuk şefi alıp geliyorum. Tamam, bitti zaten. Sofraya kuracağız hemen. Ramazan abi beni aradı. Bir hayat kurtaran bir kardeşimiz var. O bizim kahramanımız dedi. O da dedi ki, ya bu kahramanımız için bize bir yemek yapmanı istiyorum dedi. Ben de dedim ki seve seve yaparım. Çünkü bir hayat kurtarılmış ortada. Biz de dedik varız. Harun abi, bize ne yemeği yapacaksın? Kayısılı yahni yapacağız abi. Tamam. Nedir malzemelerimiz? Şimdi malzemelerimiz nedir? Kuzu kaburga etimiz var. Yağlı olacak, kemikli olacak. Konya kayısımız var. Konya mı? Bu Malatya değil mi? Hayır hayır. Konya kayısısı bu. Ne farkı var? Damla koyan kayısıdır. Bu Konya kayısı mayhoştur bu. Ve tereyağımız var, şekerimiz var, pekmezimiz var, tuzumuz var ve soğanımız var. Soğanı ben bu kadar. Kaburgayı haşlamak için, yani etin kokusunu alsın diye bırakacağım onu. Bu etleri ben şimdi tenceremize bir güzel diziyorum. Şimdi bu kayısıyı ne yapıyoruz? Damla kurulduğu için, gölgede kurulduğu için bu kayısıyı yıkayacağız güzelce. Ben tozunu, toprağını bir indirsin, bir ıslatalım. Tamam. Ben bir, siz onu şey yapın, ben de bu arada soğanımı halledeyim. Bu yemekte, evet, domates yok, biber yok. Evet, yok. Yani şu, doğru, anda Türk mutfağının temel işte sebzeleri yok. Sebebi şu, bu topraklarda domates, patates, fasulye, biber gibi malzemeler çok sonradan Amerika kıtasından geldiği için o dönem bunlar bilinmiyor. İşte Türk mutfağının diğer dünya mutfaklarından ayıran en önemli özelliklerden biri bu. Yani tat alma duyumuz 4 tane: acı, ekşi, tuzlu ve tatlı. Türk mutfağı bunu birbirine mezcetmiş. Yani meyve ile eti o kadar güzel bir bütünleştirmiş ki o bütün tatları alıyorsun. Öyle mi Harun abi? Aynen. İşte bu yemeğin de özelliği bu. Aynen. Selçuklu öyle mutfağında. Ramazan abi, bunu biraz suyun içine bırakalım. Yumuşasın. Yumuşasın. Biraz daha su koyayım buna. Biraz su koyalım buna. Biraz suda kalsın abi. Çok sert bu kayısı. Etimiz de bu arada kendi suyuna bindi. Kokuya bak. Evet. Şu anda biz bu işleme başlayalım. Bunun eriklisini de yapıyoruz. Karayelik eriklisini. Abi çeşidini yap. Ayvalısını yapıyoruz, incirlisini yapıyoruz. Ya meyve işte. Yani. Şimdi etimizi kızarttık. Mühürledik mi? Abi, mühürledik. Mühürledik. Kayısıyı bunun üstüne atacağız. Burada da kemik bu, suyumuz. Bu tabii eti haşladığımız suyumuz var burada. Çok güzel bir mutfak. Ağzın tadını biliyor musun Selçuklu, değil mi? Aynen abi. Şimdi Ramazan Usta buna pekmez de konur, şeker de konur. Biz pekmez koyalım. Pekmez mi koyalım? Tabii pekmez. Şeker koymak zorunda mıyız? Biz her ikisini de koyalım. Az koyalım şeker. İkisini de azar koyalım. Tamam. Hem bu rengi aldırsın, şeker de karamelize etsin. Ne kadar pişecek bu? Bu aşağı yukarı bir yarım saat falan pişecek. Balık yemeye gittim. Yemeği yerken boğazıma kılçık takıştı. Öksürmeye başladım. Nefes alamamaya başladım. O anda gözlerim karardı. Artık kendimi kaybetmeye başladım. Mehmet arkadaşım sağ olsun geldi. Bana yardımcı oldu. Ve nefesim açıldı. Ramazan Bey ve ekibinden kahramanımıza yakışır bir süper bir sofra hazırlamasını istiyorum.
Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Hazırız. Konya'ya yakışır bir sofra olmuş. Eyvallah. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Şöyle yapalım Burçin. Nasıl oldu o zaman? Süper. Güzel değil mi? İyi fikir gerçekten. Bunları da ne yapalım biliyor musunuz? Misafirlerimize diş kirası olarak verelim. Yani Osmanlı'nın bir kültürü. Evet. Ama Konya'da da çok yaygındır. Evet, kahramanımızın ailesi. Evet. Sefa Hanım, Bekir ve Berk. Artık siz bir kahraman ailesisiniz. Evet. Şaban Bey de Hayat'ı kurtulan. Kurtulanımız, evet. Nereden aklına geldi bu Mehmet Bey'e böyle bir güzel sofra kurdurmayı? Sizin programınızı izliyorum. Güzel de sofra hazırladığınızda biliyorum. Kahramanıma güzel bir sofra hazırlamanızı istedim. O yüzden inşallah güzel bir sofradır. Merak ediyorum. Bakalım. İnşallah. Eşinizin burada olduğumuzdan haberi var mı? Kesinlikle yok, söylemedim haberi. Siz nerede biliyor şimdi sizi? Evde. Evde öyle mi? Evet. Büyük bir sürpriz olacak ona. Sürpriz olacak. Bakalım ona hazırladığımız sofrayı beğenecek misiniz? Bekir, görmek istiyor musun sofrayı baban için hazırladığımız? Evet. Merak ediyor musun? Sen istiyor musun sofrayı görmek? Evet. Tamam bak, esas o. Gidip görelim mi şimdi? Hadi görelim. Hadi görelim. Hadi bakalım. İşte ilk misafirlerimiz geldi. Bakalım kahramanımız için hazırladığımız bu sofrayı beğenecekler mi? Oo. Gerçekten elinize sağlık Ramazan abi. Konya'ya çok güzel. Konya'ya yakışır bir sofra hazırlamışsınız. Gerçekten elinize sağlık. Like. Evet. Çok güzel. Selçuklu ve Konya sağlık. Mutfağı. Elinize sağlık. Şeflerimizin büyük emeği var. Arkadaşların da ellerinize sağlık. Nasıl, beğendin mi? Kahramanımızı almaya gidiyorum. Evet, daha önce seninle röportaj yaptılar mı bu olay hakkında? Evet, yaptılar. Çoluk çocuk nerede? Evde mi yenge? Evde, evdeler. Biliyorlar mı burada röportaja geldiğini? Biliyordu. Daha önce de söylemiştik gideceğim diye. Hmm. Nasıl oldu olay? Olay... Yani senin kendi dükkanında kendi, mı oldu? Kendi iş yerimde oldu. Balık yemeye gelmişti arkadaşımız. Komşumuz bir de. Balığı yaptık. Ustam da hastaneye göndermiştim. Balığı bir iki lokmalı telefonu çaldım. O esnada öksürdü. Ben de ama öksürünce baktım ona. Baktım biraz kötüleme gibi böyle bir değişik hareketler yapmaya başladı böyle. Kalktı bir, geri oturdu. Masaya böyle bir yumruk vurur gibi yaptı. Dışarı çıktı kendisi. Dışarı çıktıktan sonra içeri girdi. Zaten o esnada ben anladım zaten bir şeylerin ters ne gittiğini. Ne balığı yiyordu? Alabalık yiyordu. Alabalık da çok kılçıklı. Evet, ha. Evet. Gel içeride devam edelim bunu. Tabii. Ve kahramanımız Mehmet Çelikel mekana geldi. O sadece kendisiyle röportaj yapacağımı zannediyor. Bu harika sofradan henüz haberi yok. Uzak mı? Girdiğinde hemen ona koştum. Çünkü onu çok seviyorum. Biz buradaydık. Eşimin haberi yoktu. Eşim kapıdan içeri girince çok mutlu oldum onu gördüğüme. Eşim bizi gördüğüne çok şaşırdı ilk başta. Çünkü bizim evde olduğumuzu zannediyordu. Söylemedik, sürpriz yaptık ona. Ha, sen bana dedin çocuklar yenge evde. Vallahi biz... Kahramanımıza sürpriz yaptık. Yani çok heyecanlıyım şu anda. Niye? Yani ayrı bir şey oldu. Sürpriz oldu. Paşalarım da gelmiş. Çok teşekkürler abi her şey için. Gerçekten. Gel bakalım, buyurun röportaja. Evet.
Süpersiniz ya. Gerçekten süpersiniz abi. Her şey için çok teşekkür ederiz. Bunlar hep bizim için mi? Sizin için. Senin için. Teşekkür ediyorum. Çünkü sen bir kahramansın. Ama buna katkısı olan kim? Şaban Bey. Çok yani teşekkür ederim. Hayatını kurtardığın adam. Bilirim abi. İyi ki varsın. Sen de öylesin. Kapıdan içeriye girdim. Sofrayı gördüm. Tamam dedim. Sofra 10 numara. Mehmet içeri girdi. Sofrayı bizleri, önce ailesini bizleri görünce çok şaşırdı. İkinci bir şaşkınlığını da sofrayı görünce yaşadı. Ben röportaj diye geldim ama farklı sürprizle karşılaştık. Eşimin ve çocuklarımın evde olduğunu biliyordum ben. Ama kapıdan bir girdim, çok farklı olay. Oğlan benim Bekir kucağıma atladı, yani ayrı bir duygu yani. Çok farklı. Mehmet Bey, nasıl buldunuz sofrayı? Süper, mükemmel. Gerçekten yani. Çok farklı bir sofra. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Ustamın ellerine sağlık, yardımcının ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun Mehmet. Teşekkürler, sağ olun. Eyvallah. O gün nasıl oldu olay? O gün Şaban abim işte balık yemeye geldi. Aradı beni hatta, bir balık at diye. Ya yakın, balık... Yakın. Tanışıyor musunuz? Tanışıyoruz siz? Ya. Kendisi de esnaf. Canlar yakın mı? Yakın. Öyle mi? Tabii. Yani sürekli müşterin yani. Yani. Haftada en az 2 defa balık yerler kendileri. Ne balığı? Alabalıktı. Alabalığın da kılçığı çok olur ya. Evet. Deseydi kılçığını da alırdık yani, biz filato şeklinde yapardık. Yani sürekli kılçıklı yediği için kılçıklı yemeği seviyor. Kılçıkla mı yiyorsun? Bu kaçına bir kendim ayıklıyorum ya. Kendi ayıklıyor, daha şey alıyor. Lezzetli olduğu için diyor, o şekilde severim dedi. Biz de o şekilde yaptık. Evet. 2 lokma aldı zaten balık balıktan. Baktım öksürdü. Bir telefonu çaldı, telefonu kapattı. Kendi kendine böyle bir değişik hareketler yapmaya başladı. Bir masaya yumruk vurdu. Baktım şöyle ama sürekli gözüm orada. Ocakta balıkları çeviriyorum, hem bunu takip ediyorum Şaban abi. Kalktı ayağa, bir geziledi içeride, bir dışarı çıktı. Kapıda açıktı. Hava da o kadar soğuk değil. Dışarı çıktı, tekrar içeri girdi kendisi. Baktım iyice kötü oldu. Göz bebekleri büyüdü. Yani bir şeyden ters gittiğini fark ettim. Hemen koştum. Müdahale yaptık. Peki nereden biliyordun o müdahaleyi? Öğrenmiş mi? İlk yardım eğitimi aldın mı? Askerde göstermişler dedi. Öyle mi? Evet. Ona ne tekniği diyorlar Mehmet Bey? Ramazan Bey, benim bildiğim diyaframına bastığınız zaman, yani biz o tekniği diyafram olarak biliyoruz. Diyaframına bastığınız zaman... Buna ne tekniği diyorlar Ozan? Hemlik manevrası deniyor. Nasıl yapılıyor Ozan? Bize bir göstersen sıcağı sıcağı. Tabii. Mehmet Bey de göster. Tabii. Şimdi hemlik manevrasında yapmadan önce nefes alıp almadığını kontrol ediyoruz. Tıkanmalar 2 türlü oluyor. Yarı tıkanma, tam tıkanma. Tam tıkanma olduğunda zaten hiç nefes alamıyor. Ve genelde ellerini böyle boğazına götürüyor. Bu uluslararası bir hareket bu arada. Yani tüm dünya ülkelerinde neredeyse bu hareket yapılıyor. O evet. Hiç nefes alamadığı insanlar ve genelde morarıyor insanlar. Yani beti benzi atıyor, tamamen morarıyor. Hiç nefes alamıyor. Hemlik manevrası o durumlarda yapılıyor. Birisini boğazına bir şey kaçtığında direkt olarak biz hemlik manevrası yapmıyoruz. Önce durumunu gözlemliyoruz, çevreyi boşaltıyoruz, kişiyi güvene alıyoruz. Öksürüyorsa bu yarı tıkanma demek oluyor. Ama hiç öksürmüyorsa, hiç nefes almıyorsa bu tam tıkanma oluyor. Sizinki nasıldı? Tam öksürüyor muydunuz? Başlangıçta öksürükle başladı, sonra tamamen tıkandı. Resmen buraya sıkıyormuş gibi veya bir şey tıkanmış gibi. Yani, tam tıkanma durumu. Tam tıkanma mı o zaman evet, bu? Orada hayati tehlike var gerçekten. Tam tıkanma gerçekleştiğinde hiç nefes alamıyorsa, öksüremiyorsa bile... o zaman hemlik manevrasına geçebilirsiniz direkt. Ama eğer öksürüyorsa, nefes alıyorsa, boğazına bir şey tıkandıysa... hemlik manevrasına önce sırtına vurarak öksürmeye teşvik ediyoruz. Hemlik manevrasında şöyle geçeyim. Burada göğüs kemiğinin bittiği bir yer var. Her göğüs kemiğinin bittiği yerle göbek deliğinin tam ortasına yumruğunuzu tam yaparak, baş parmağınızı içeri alarak elinizi yerleştiriyorsunuz. Daha sonra öbür elinizle destekliyorsunuz. Hafif öne eğiyorsunuz hastayı bu arada. Destekleyerek 5 kere içeri ve yukarı doğru. İçeri ve yukarı doğru sıkıyorsunuz. Ne oldu Mehmet'le ilgili düşüncelerin, ne oldu? Dedin mi hiç ya, beni bu adam hayatımı kurtardı falan. Bir ödül, bir hediye, bir şey yaptın mı bu adama? Şimdi ödül olarak değil de o gün artık daha mı çok tatlı seviyorum? Aldık. Beraber yedik. Ne tatlısı? İşte baklavaydı. Getirdik artık, orada beraber yedik. Ve minnettar olduğumu her zaman içinde söylüyorum. Yani. Mehmet'ime. Yani Allah razı olsun. Bir vesile oldu. Belki o müdahaleyi etmemiş olsaydı ben şu an burada olmayacaktık. Şu ortamı görmeyecektik. Şu sizin güzel sofranızı göremeyecektik. Olaydan sonra Şaban abi tekrar 3 gün sonra yine geldi balık yemeye. Oturdu ve balığını yine
aynı şekilde servis ettik. Alabalık hiç vazgeçmez. Alabalıktan başka balık yemez. Alabalığını servis ettik ve baktım şöyle yani birkaç fotoğrafını da çektim. Balık yemeği de öğrenmiş. Bu yemeği ben Kahraman için özel yaptım. Bu yemek özel bir yemek. Selçuklu dönemine ait bir yemek. Kahraman için yaptık. Teşekkürler, sağ olun. Kardeşim sağ olun. Şöyle tadına bir bak. Tabii. Biraz da kayısından alalım. Misafirimize de koy abi. Bunun yanına pilav alıyorsun Mehmetciğim. Tabii. Pilavla güzel yakışır. Bir notunu ver bakalım. Bir bakalım tadına. Bir de tirit vereceğim ben size. Tiriti de ben yaptım. Tabii. Yani sizin için güzel yakışır. Teşekkür ederim abi. Şaban abi dikkat et ha, kemikleri var. Abi kahramanım mı? Ramazan abi. Gerçi burada iki tane iki yardımcı şey var, sıkıntı olmaz. Abi 10 numara. Ya tamam canım. Harika olmuş, ellerine sağlık. Mehmet Bey bunlar hep sizin için. Abi teşekkür ederim. Harun Bey elinize sağlık. Gerçekten afiyet olsun. Lezzet süper. Ayrı bir lezzet var, ayrı bir mayhoş bir tadı var. Bugün yemekler çok güzeldi. Ben bugün en çok pilavı beğendim. Ben en çok tiriti beğendim. Bir de asap. Sarmada annemle şaka geçelim. Her şey muhteşemdi. Özellikle yemekler. Yemekler de çok harikaydı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese. Yani böyle bir sürpriz yani hayatım boyunca unutmam. Ben de büyüyünce babam gibi olacağım. Ben babamı çok seviyorum. Bizim babamız bir kahraman. Bizim babamız kahraman. Her zaman söylediğim gibi ben sofrada insan tanırım. Bugün de bu sofra sayesinde çok güzel bir insan tanıdım. Ben ve ekibim Kahraman Mehmet Çelikel'e sofra hazırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz.